Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iPhone'a en kolay nasıl dosya atılır onu göstereceğim. iPhone'a en kolay dosya atmanın yolu bir uygulamadan geçiyor arkadaşlar. Bu uygulama da şu anda görmüş olduğunuz Documents. Evet arkadaşlar, ben Türkçe olarak buna Document diyeceğim. Documents diye bir uygulama. Bu bize iTunes kullanarak her dosyayı rahatlıkla telefonumuza atmamızı sağlıyor. Bazı arkadaşlardan çok şikayet geliyor. Arkadaşım, ben video atmak istiyorum telefonuma. Videomu atıyorum ancak videolar kısmına geçiyor. WhatsApp'la gönderemiyorum. Ben WhatsApp'la göndermek istiyorum. Nasıl göndereceğim? Gönderebileceksin. Ama bu yöntemle gönderebileceksin arkadaşlar. Mesela fotoğraf attınız. Yine aynı şikayet. Fotoğrafı ben iTunes ile atıyorum ama silemiyorum. Silemezsin çünkü iTunes ile silmen gerekiyor. Bu da büyük problem. Ben bugün attım, yarın sileceğim. Nasıl sileceğim? İşte bu uygulama hepsinin çözümü. Veya kolay müzik atmak istiyorum. Ben müzikleri kullanıp otomatik doldur vesaire iTunes'ta fazla uğraşamam. Müzik atmak istiyorum veya PDF Word dosyası atmak istiyorum, atamıyorum. Diyen herkese çözüm arkadaşlar. Documents uygulamasının ben linkini de videonun altında vereceğim. Kullanışı da oldukça basit arkadaşlar. Telefonunuzda varsa Document uygulaması, telefonumuzu iTunes'a bağlıyoruz ve şöyle geliyor şu kısma. Giriyoruz arkadaşlar. Şurada uygulamalar var. Basıyoruz uygulamalara. Şu anda telefonu araştırıyor. Evet. Aşağıda Document uygulamasına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada geliyor. Documents belge diyor. Burada dosya ekle diyoruz. Ben burada az önce açtım. Yeni klasör 2 arkadaşlar. Basıyorum. Bunda gördüğünüz gibi PDF var, video var, MP4. Film de atsanız arkadaşlar aynı şey. Video ile film atmak aynı şey. MP4, ikisi de MP4 formatında atabilirsiniz. MP4 gördüğünüz gibi PNG. Bu da fotoğraf. JPEG de olabilir, fark etmiyor. MP3 ve Word dosyası. Bunların hepsini işaretliyorum. Aç diyorum. Gördüğünüz gibi dosya iPhone üzerine kopyalanıyor arkadaşlar. Şimdi bu işlemi bitmesini bekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bütün dosyalarımız atıldı. Şu an artık iTunes'ta herhangi bir işimiz kalmadı. Bunu Document uygulamasından şimdi fotoğraflara nasıl atılır? Nasıl yapılır? Onları göstereceğim arkadaşlar. Çıkartıyoruz telefonu. Evet. Dosyalarımız da güncellendikten sonra çıkıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kabloyu bile ayırıyorum. Kabloya da artık gerek yok. Bilgisayarı da bir kenara bırakıyorum. Document uygulamasına giriyorum. Evet arkadaşlar. Burada iTunes bölümü var. iTunes Fly istiyor. Yani iTunes'un iTunes'tan atılan belgeler anlamında videomuz izleyebiliyoruz. Aynı şekilde buradan copy diyoruz arkadaşlar. Videoyu şu anda kopyaladım. Photos copy. Şu anda bu tamam. Screenshot yani fotoğraf. Ona da aynı şeyi yapıyorum. Kopyalıyorum fotoğraflara. Dönelim. Fotoğraflarımıza gidelim. Videomuz, fotoğrafımız burada. Seçelim. Silebiliyoruz. Sıkıntı yok. Dönüyoruz. Peki Word açtım. PDF açtım. Video, müziği onu da açıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar müziği de açıyor. Ancak ben size müziği dinletemeyeceğim. Çünkü videoda sıkıntı olabiliyor. Telif hakkıyla kanal kapatılabiliyor. O yüzden video için sakıncası, kanal için sakıncası olduğu için müziği dinletemiyorum. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde dokunduğum gibi açıyor arkadaşlar.
Sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoyu olabildiğince yayarak herkesin bilinçlenmesini sağlarsak çok iyi olur arkadaşlar. Lütfen sosyal ağlarınızda bu videonun linkini paylaşın ve herkes görsün arkadaşlar. Böylece hem arkadaşlarınıza katkınız, hem bana katkınız olur, hem de paylaşmak güzeldir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi seyirler.